peki bu gelişmelerin ana nedenini yani neden yeniden toplantıların yoğunlaştığını hemen bir cümle belki söylemek gerekir öncelikle çatışma tehlikeli bir şekilde NATO sınırlarına yaklaşıyor. Rus orduları yaklaştıkça NATO ve Amerika üzerinde de ciddi bir kaygı var. Bu da bir kaza kurşununun, bir kaza bombasının NATO sınırlarına ulaşması ve bunun sonucunda NATO'nun da bu savaşa sıcak bir şekilde dahil olması korkusu. İşte bu tehlike giderek yaklaşıyor NATO sınırlarına. Buna karşılık NATO'nun nasıl korunacağına ilişkin yeni taktikler belirlemesi gerekiyor. İlerleyen koşullarda NATO nasıl bir pozisyon alacak, Pozisyonu nasıl yenileyecek? Özellikle doğu kanadındaki ülkeler NATO'ya çok ciddi anlamda baskı yapıyorlar. Gelin yeniden bu konuyu görüşelim baskısı var bir haftadır. NATO üzerinde Avrupa Birliği de bu kaygıyı taşıyor. Dolayısıyla bugün savunma bakanları bunu konuşmak üzere net rakamlar, net sayılar, net adımlar ve daha da uzun vadeli önemleri konuşmak üzere Brüksel'de NATO karargahında bir araya geldiler. Özetle 5. madde korkusu oldukça yoğun. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için maddesi işletilecek. Bunu defalarca söyledi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dolayısıyla. Ee, şimdilik NATO bir kırmızı çizgi belirlemedi. Kimyasal silahlar gibi, Suriye'de yapılan hata gibi bir kırmızı çizgi tanımlaması da yok. İşte bu nedenle an ve an her gelişme değerlendiriliyor. Ee, bugün savunma bakanları toplantısında bu konuların hepsi masaya yatırıldı. Yani Stoltenberg e, toplantı sonrası yine kameraların karşısına geçti. Gazetecilerin sorularını yanıtladı. Stoltenberg'e en çok sorulan soru Biden'a da sorulan soruydu. Biden'ın yanıtsız bıraktığı soruyu Stoltenberg yanıtladı ve şunu söyledi Ukrayna'daki çatışma NATO'ya Ukrayna ötesine ilerlememeli. Eğer ilerlerse Ukrayna halkının acısını anlıyoruz ancak çok büyük bir felaket, daha fazla insanın öldüğü, daha fazla insanın acı çektiği büyük bir felakete doğru ilerleriz ve bir dünya savaşı çıkar dolayısıyla bu ilerlememeli dedi. Doğrudan karadan ve havadan birliklerini konuşlandırmayacaklarını net bir dille söyledi dolayısıyla önümüzdeki hafta bu konu liderler tarafından açıklanacak. Liderler birlik neden fiziksel olarak bir araya geldiklerini de açıkladı Stoltenberg. Birlik gösterisi sergileyecekler. Diğer taraftan Rusya'daki, Rusya ile müzakerelerden bir takım olumlu havalar gelmeye başladı. Özellikle Moskova bu havayı vermeye çalışıyor. Bütün bunlar bir arada gidiyor. Bir taraftan Ukrayna'ya çok ciddi bir, doğu kanadına çok ciddi bir askeri destek. Diğer taraftan müzakerelere destek ve diplomatik çözüm yolu. Önümüzdeki hafta Avrupa Birliği Liderler Zirvesi, NATO Liderler Zirvesi birlikte toplanacak ve biz de gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.